İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Ulusal Futbol Takımı Konifa Artsakh 2019 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ikinciliği kazandı. Yerevan'daki Ermeni-İtalyan iş forumuna Başbakan Nikol Paşinyan da katıldı. Konifa Genel Sekreteri. Şampiyonaya sayesinde Artsakh Cumhuriyeti'nin sesi tüm dünyada duyuldu. Çin Dışişleri Bakanlığı Sincan'da 1 milyon Uygur'un tutuklanmasına ilişkin bilgiyi yalanladı. İran kendi ürettiği yeni bir hava savunma sistemini tanıttı. Hazine avcılarının tahrip etmesine maruz kalan Van'daki Ermeni Surp Tovmas Kilisesi'nin restore edilmesi mümkün. Güreş, Paraçya Margaryan altın madalya kazandı. Konifa Artsakh 2019 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Batı Ermenistan ve Güney Ossetya Ulusal Futbol Takımlarının mücadelesi dün Stepanakert'te gerçekleşti. Karşılaşmada tek golü Güney Ossetya Ulusal Futbol Takımı oyuncusu İbrahim Bazayev 77. dakikada atarak takımına şampiyonluk kazandırdı. Güney Ossetya Ulusal Futbol Takımı Konifa Artsakh 2019 kupayı kazanırken Batı Ermenistan Ulusal Futbol Takımı ikinci oldu. Sadece Batı Ermenistan'a değil, aynı zamanda dünyadaki tüm Ermenilere sunulan güzel oyun ve unutulmaz anlar için Batı Ermenistan Ulusal Futbol Takımı'na teşekkürler. Konifa'ya bu turnuvayı gerçeğe dönüştürdüğü için teşekkürler. Artsakh Cumhuriyeti'ne ve özellikle Artsakh halkına tüm gönülleriyle taraftarlarımız olduğu ve bu turnuvayı üst düzeyde organize ettikleri için teşekkür ederiz. Bugün 10 Haziran'da Ermenistan Cumhuriyeti'nde İtalyan Büyükelçiliği mayesinde ilk kez Ermeni-İtalyan İş Forumu düzenleniyor. Konferansa Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan da katılıyor. Etkinlik net bir formatta olduğu için sadece aşağıdaki öncelik alanlarına dayanılacaktır. Bölgesel girişimler ve finansal araçlar, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği, atıkların geri dönüşümü ve sirkülasyonu, akıllı şehirler, toplu taşıma, iletişim ve ulaşım araçları, Kuzey-Güney Otoyolu Koridoru, şehir planlaması ve Gümrü şehrinin tarihi merkezinin restorasyonu. Bu girişime Avrupa Birliği, Asya Kalkınma Bankası, Avrupa Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı katıldı. Konifa Artsakh 2019 Avrupa Futbol Kupası sayesinde tüm dünyada Artsakh'ın sesi duyuldu. Artsakh Pres muhabirinin belirttiğine göre Konifa Genel Sekreteri Sasha Dürkop 9 Haziran'da yaptığı bir basın açıklamasında özetle şöyle dedi. Önümüzdeki yıllarda Artsakh Cumhuriyeti Konifa Dünya Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapabilir. Konu gündemde değil ancak tartışılabilir ve daha önce bölgesel yarışmalar organize edilebilir. Artsakh'ta keyifli ve tatmin edici bir turnuva geçirdik. Bu bizim için büyük bir onurdu. Şampiyonayı hayata geçirdiği için herkese teşekkür ediyoruz. Özellikle gönüllerin desteğini vurgulamamız gerekir. Onlar Artsakh'ın yüzüdür. Onlara da teşekkürler. RIA Novosti Ajansı'nın belirttiğine göre Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Çijan Hanhuei gerçekleştirdiği basın toplantısında Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde sözde zorunlu eğitim kamplarında 1 milyona yakın Uygur'un bulunduğuna ilişkin verilerin sahte olduğu, bunları Çin'in gelişimini görmek istemeyen Soğuk Savaş döneminin zombilerinin yaydıklarını ifade etti. Çijan Hanhuei, uluslararası toplumun bazı üyeleri sadece Çin'in gelişimini görmek istemiyor, Çin'e karşı temelsiz suçlamalar yapıyor, Çin'i ve politikalarını aşağılayan açıklamalar yapıyorlar. Bu insanlar Soğuk Savaş döneminin zombileridir ve ahlaki normları unutarak makul olmayan ve aptalca öykülere ve yorumlara başvuruyorlar, dedi. Gerginlik bu yılın Şubat ayında Türkiye Dışişleri Bakan Sözcüsü Hami Aksoy'un Çin makamlarından çok sayıda Uygur halkı üyesinin tutulduğu Çin'deki bazı kampları kapatmalarını istediğini açıklamasının ardından başladı. İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı kendi üretimi olan Sayyad 3 roketleriyle birkaç hedefi vurabilecek olan uçak savar savunma sistemini pazar günü tanıttı. Taslim Ajansı tarafından bildirildiğine göre Savunma Bakanı Amir Hatami'nin de katıldığı etkinlik Tahran'da gerçekleşti. Kaynağa göre Hordat 15 adlı hava savunma sistemi İran Savunma Bakanlığı uzmanları tarafından geliştirildi ve resmen İran ordusuna devredildi. Bakan, yeni sistemin askeri uçaklar ve insansız hava araçları da dahil olmak üzere 150 kilometre yarı çapındaki çeşitli hedefleri tespit edip 120 kilometre mesafeden takip edebildiğini bildirdi. İran sistemi 85 kilometreye kadar olan gizli hedefleri tespit edebiliyor ve
4 kilometre mesafeden onları vurabiliyor. Türk medyasının bildirdiğine göre Batı Ermenistan'ın Van ilinde bulunan Altunsaç köyü yakınlarında 11. yüzyılda inşa edilen Surp Thomas Ermeni Manastırı, hazine avcılarının yol açtığı yıkıma maruz kalmaya devam ediyor. Kaynağa göre Gevaş valisi Murat Sezer, hazine avcılarının vicdansızlığı nedeniyle manastırın büyük hasarlar gördüğü ve restore edilmeye tabi olacağını belirtti. Ayrıca mevcut kilisenin devlet tarafından yeterince dikkate alınmadığı ve koruma eksikliğinden dolayı harap durumda olduğunu söyledi. Yerel makamların arzusu ve ricası manastırın en kısa sürede onarılarak yabancı turistlerin de beğenisini kazanmalarını sağlamak. Batı Ermenistan'ın yıkık manastırının ve kiliselerinin bu bölgelerde turizmin gelişmesi bakımından Türkiye tarafından nadiren restore edildiği hatırlatılmalıdır. Avrupa Gençler Serbest Güreş Şampiyonası'nda 61 kilogramda Hraça Margaryan şampiyon oldu. Margaryan, İspanyol Pontevedra kentinde altın madalya için Ukraynalı Oleksandr Yevseyenko ile karşılaştı ve 11-0 gibi etkileyici bir sayıyla kazandı. Hraça Margaryan mücadeleye eleme turunda Rus Alexander Sabanov'u 6-5 mağlup ederek başladı. Güreşçimiz Fransa temsilcisi Cabrail Çikiyev'i 14-2 skorla yendi. Çeyrek finalde Margaryan Yunan Georgios Pilidis karşısında 6-4'lük sayıyla öne geçti. Yarı finalde Türk Hamza Alçay'ı 5-2 skorla mağlup etti. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hraça Margaryan'ı tebrik etmekte ve Batı Ermenistan'ın yeni neslinin zaferleriyle gurur duyduğunu ifade etmektedir. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Dınçire adlı topluluktan Arakel Müşer adlı eseri sunuyoruz. Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.